Soçi zirvesi geride kaldı. Soçi zirvesi derken aslında orada iki şey vardı. Bir Astana zirvesinin dördüncü oturumu yapıldı. Dördüncü toplantısı yapıldı. Bir de tabii ki bizim merakla beklediğimiz Erdoğan-Putin görüşmesi vardı. İki zirve vardı bir anlamda. Biz bu Soçi'yi değerlendirmek, yorumlamak istiyoruz ve bunu da Rusya uzmanlarından biriyle, deneyimli bir Rusya uzmanıyla, bu konuda pek çok yazılarıyla, konuşmalarıyla biliyorsunuz. Aynı zamanda medyagünlüğü.com'da da yazar kendisi Aydın Sezer'le konuşacağız. Aydın, direkt olarak en önemli konulardan birisiyle girmek istiyorum. Erdoğan'la Putin daha çok kısa bir süre önce 23 Ocak'ta buluşmuştu. Şimdi tekrar bir araya geldiler. Neden bu kadar sık buluşuyorlar ve Soçi zirvesinde Erdoğan'la Putin arasında neler konuşuldu? Öncelikle 23 Ocak'ta yapılan Erdoğan Putin zirvesinden hemen sonra Soçi zirvesi gerçekleşti. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Aralık sonunda Trump'ın çekilme kararından sonra Erdoğan Putin'le mümkün olduğu kadar kısa zamanda bir araya gelmek istedi. Ancak bu maalesef gerçekleşmedi. 23 Ocak'ta yapılan zirvede ikili ilişkiler ağırlıklı olarak ele alındı. Kuşkusuz İdlib'e de değinildi. Ama ABD'nin çekilme kararı ve genel anlamda Suriye konularını Putin üçlü zirvede görüşmek istedi. Bu nedenle de bu toplantı yapıldı. Tabii Aralık'tan bugüne geçen süre zarfı dikkate alındığında seçimlerden hemen önce, yani yaklaşık 1,5 ay önceye denk gelmesi nedeniyle ben somut bir sonuç çıkmasını beklemiyordum. Çünkü Türkiye'nin iç politikadaki hassasiyetleri ve özellikle Suriye'de atılacak yeni adımlar, başta İdlib olmak üzere, Erdoğan'ı seçim süresi boyunca sıkıntıya sokmaması düşünülmüş olmalı. Bu nedenle toplantı gerçekleşti. Toplantının toplantıdan sonra yapılan basın toplantısındaki açıklamalardan da Mart ve Nisan aylarında Astana'da tekrar bir araya gelineceği ifade edildi. Astana zirvesi toplandı. Türkiye, Rusya, İran liderleri Soçi'de toplandı. Görüştüler. Dördüncü zirveyi yaptılar. Aydın, kısaca bu zirveden, dördüncü Astana zirvesinden neler çıktı? Bunu özetler misin lütfen? Zirve daha önce gündeme gelen bütün konuların tekrarı şeklinde gerçekleşti. Yeni ve somut bir başlık ya da konu yok. Bildiğimiz konular tekrarlandı. Belki basın toplantısında Erdoğan'ın gündeme getirdiği Adana Mutabakatı ve Adana Mutabakatı'na atıf çok önemliydi. Buradan da Türkiye'nin seçim sonrası Suriye'de radikal bir değişiklik yapacağı anlamını çıkartabiliriz. Bir başka konu Anayasa Komitesi. Bu, hatırlayacağın üzere, geçtiğimiz sonbaharda İstanbul'da yapılan dörtlü zirveden beri sürekli gündeme gelen bir konu. Burada anladığım kadarıyla Cenevre'deki Birleşmiş Milletler çatısı altındaki çalışmaların ötesinde Astana ortakları kendi aralarında bir liste hazırlığı içerisindeler. Bu listelerin içeriği tabii ki çok önemli. Özellikle de Birleşmiş Milletler temsilcisinin hazırlayacağı listede hangi gruplar, hangi isimler adı altında yer alacak? Kuşkusuz bu önemli. Fırat'ın doğusu ile ilgili ABD'nin çekilme kararına İran hala ihtiyatla yaklaştığını belirtiyor. Putin zaten Aralık ayından beri bekle gör politikası izliyor. Dolayısıyla tüm liderler ABD'nin Suriye'de bulunmasının meşru olmadığının altını çiziyorlar ve çekilmesi durumunda Suriye topraklarının Esad ordusuna terk edilmesi üzerinde duruyorlar. Bu açıdan yeni bir başlık ya da yeni bir gelişme, şunu söyleyebiliriz, Ruhani ve Putin Astana zirvesinin önemine değindi. Bu sürecin çok önemli olduğunu vurguladı. Dördüncü zirvenin Türkiye'de yapılacağı vurgulandı. Ancak dikkat çeken husus, Erdoğan toplantının sonunda dereyi geçip çayda boğulmayalım anlamında bir gönderme yaptı. Bir de ayrıca Astana hiçbir şekilde Cenevre'nin alternatifi değil dedi.
Bu da bize şunu hatırlatıyor. Türk-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin Astana ile ilgili bazı soru işaretlerini taşımaya başladığı yorumunu yapabiliriz. Hatırlayacaksın, ABD'nin Başkan Trump'ın Suriye özel danışmanı eski Ankara Büyükelçisi Astana'nın fişini çekme zamanı geldi demişti. Geçtiğimiz aylarda da İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Astana süreciyle ilgili endişelerini dile getirdiklerini biliyoruz. Bu açıdan Astana'nın geleceğiyle alakalı da bazı soru işaretlerinin ben şahsen bu toplantıda belirdiğini düşünüyorum. Aydın, bir parantez açalım burada. Biz genellikle Türkiye-Rusya ilişkileri diyoruz. Astana'yı genel olarak alıyoruz ama bir de Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin dinamiğinde enteresan gelişmeler oluyor. Ne diyorsun? Türkiye ile, Türkiye'yi bir kenara bırakalım, Astana ortakları arasında, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerde son gelişmeleri nasıl yorumlarsın? Şimdi Rusya-İran ilişkileri tabii çok enteresan bir platformda gelişiyor. Öncelikle şunu ifade edelim, hem Rusya hem İran stratejik müttefik ya da stratejik ortak olmadıklarını özellikle açıklıyorlar. Somut projeler bazında stratejik işbirlikleri yaptıklarını dile getiriyorlar. Evet, Suriye'de uzun süreden beri Türkiye ile birlikte çalışıyorlar, bu doğru. Ama Suriye'de oyunun sonuna yaklaştıkça İran ve Rusya arasındaki rekabet de gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Özellikle Esad'ın Rusya'nın kontrolünde ve Rusya yanlısı politika izliyor olması İran'ı elbette endişelendiriyor. İran geçtiğimiz yıllarda, yanılmıyorsam 2006-2007'de Esad'a yönelik, kardeşi Mahir üzerinden Esad'a yönelik devirme çabalarına da girişmişti. Şimdi Rusya'nın son dönemde konusundaki kararlı açıklamaları, aslında bugün Ruhani de belirtti bunu ama İran'ın hiç arzulamadığı bir olay. Zira mültecilerin tamamı Sünnilerden oluşuyor. Ve Sünnilerin önümüzdeki dönemde, özellikle anayasa çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak seçimlerde ciddi bir oy potansiyeli olarak Suriye'ye dönmelerini İran hiç istemiyor. Ruhani bu üç ülkenin Suriye dışında da bazı konularda işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Bunu Venezuela örneğinde görüyoruz, aynı tarafta üç ülke. Amerikan yaptırımları konusunda özellikle Türkiye'nin karşı çıktığını biliyoruz. Bunu da sayabiliriz. Ancak özellikle Rusya-İsrail ilişkileri, Rusya'nın kendi dış politika konseptinde İsrail'in güvenliğine özel önem vermesi ve bu konuda hassas olacağını ifade ediyor olması ve bunu sürekli teyit ediyor olması İran'ın hiç arzulamadığı sonuçlar doğuruyor. Özellikle İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları konusunda. Tabii İsrail'in kaygılarıyla birlikte Arap Ligi'nin Esad'la yakınlaşma çabası ki buna Putin açık destek veriyor. Türkiye'nin konumu Arap Ligi karşısında biz tam olarak ne şekilde netliğe kavuşacak diye beklerken bu gelişme aslında Türkiye'den daha fazla İran'ı rahatsız eden bir gelişme. Çünkü bu blok İran'ın Orta Doğu'da adeta çevrelenmesine öncülük yapan Suudi Arabistan ve İsrail bağlamında ele aldığımız zaman bir blok. Dolayısıyla Suriye özelinde İran'da kendisini son derece rahatsız edici gelişmeler içerisinde bulacak çok yakın bir süreçte. Nihayet Aydın, bu İdlib konusunu sormak istiyorum. Aylardan beri İdlib'le değiş yerindeyse yatıp kalkıyoruz. Soçi'de de herhalde gündemdeki en önemli maddelerden biri İdlib olması gerekir. Nedir senin bilgilerin, neyi gösteriyor İdlib konusunda? Soçi'de neler görüşüldü ve ne karar alındı? Şimdi Hakan, biliyorsun İdlib aslında 2017 Mayıs'ından beri Astana zirveleriyle, Astana toplantısı sonuç bildirgeleriyle Türkiye'ye, Türkiye'nin inisiyatifine verilmiş bir bölge. Burada şu hususun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Mayıs 2017 tarihli zirve sonuç belgesinde de bu var. Terörle mücadele farklı bir şey. Özellikle ılımlı muhalefetle Esad ordusu arasında ateşkesi sağlamak farklı bir şey. Çünkü
Biliyorsun ÖSO ve ılımlı muhalefet tabir ettiğimiz kesim Astana sürecinde zaten bir şekilde temsil ediliyor. Ya doğrudan ya da Türkiye üzerinden. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle Eylül ayına kadar Astana'da gerekli temizliği yapamamış olması Türkiye-Rusya arasındaki tansiyonu artırdı ve Soçi zirvesi bu şekilde 17 Eylül'dü yanılmıyorsam ya da 13 Eylül Soçi zirvesiyle, Soçi mutabakatıyla Türkiye bu konuda yeni bir süre aldı. Şimdi aradan geçen süre zarfında biz HTŞ'nin İdlib'in neredeyse tamamına hakim olduğunu görüyoruz. Buradaki sorun sanılanın aksine askeri ya da terörle mücadele konusu değil. Ya Türk ordusu orayı tabii ki kısa sürede temizleyecek kapasiteye sahip. Buradaki sorun teröristlerle ılımlı muhalefeti yani HTŞ ile ÖSO'yu ayırt edip edememe noktasındaki güçlüklerden. Sahanın kendine özgü güçlükleri de var. Gündüz ÖSO'cu diyebildiğiniz gruplar gece HTŞ olarak sahaya çıkıyor biliyorlar. Dolayısıyla son derece karmaşık bir yapı. Bu yapı ile Türkiye'nin mücadele ediyor olması gerçekten çok önemli. Bugüne kadar Rusya ve İran buna anlayış gösterdi. Özellikle Rusya. Ben bu önümüzdeki kısa dönemde, seçime kadarki süreçte bu anlayışın biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Ama seçimlerden hemen sonra İdlib'de önemli gelişmeler olacak. Yani hem Putin hem Erdoğan İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili durumun geçici bir statü olduğunu vurguladı. Yani bunun süresiz bir yönetim modeli ya da şekli olmayacağının altını çizdiler. Ruhani'nin ayrıca tabii İdlib'e özel vurgular yapıyor olması da enteresan bir gelişmeydi. Peki Aydın, çok teşekkürler verdiğin bilgiler ve yaptığın yorumlar için. Aydın Sezer'le, Rusya uzmanı Aydın Sezer'le konuştuk. Soçi zirvesi neler getirdi, neler konuşuldu, Soçi zirvesinden sonra neler olabilir? Bu konulara baktık. Önümüzdeki programlarda başka konular ve konuklarla birlikte olacağız. Hoşça kalın.